Mesela bir günlük larvada transfer almışlar, 2 günlük, 3 günlük de üretmişler. Ana arının sperm kesesinin çapı bile küçülüyor. Çünkü ana arı 5 gün arı sütüyle beslenecekken 4 gün besleniyor, 3 gün besleniyor. Arkadaşlar merhabalar. Tarsus Mersin'den hepinize iyi günler, iyi sezonlar. Bugün arkadaşımızın arılığındayız. Meşhur ana arıları gönderen arkadaşımızın arılığındayız. Görüyorsunuz kıyafet yok arkadaşlar. Az önce de posta paylaştım. Kıyafetsiz de arılara bakılabiliyormuş. Gerçekten çok sakin, çok durgun arılar sokmuyorlar. Bir tane bile sokma yok. Havada şöyle göster abi. Havada bulutlu görüyorsunuz. Bulutlu havalarda arılar hırçın olur biliyorsunuz. Şu an yaklaşık kaç tane? 1000-1500 tane ana arı kutusunun içerisindeyim. Aşağıda ne derler? Koloni destek kovanları var. Normal bölme kovanlar var. Güçlü kovanlarını bana göndermişler. Onlara da bakacağız. Şimdi çalışan arkadaşlarımıza bakalım. Onlarla tanışalım. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Elleri arı sokmuş galiba. Evet, şişmiş biraz. Alışacak yavaşça. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben Deniz Ekici, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Evet. Yani, yeni burada da işe başladım. Arıcılık üzerine çalışıyorsunuz. Evet, arıcılık üzerine burada başladım çalışmayı. Burada arkadaşlar, öğrenmeye başladım. Yani şöyle bakınca yanlış anlamayın. İşçilik en yüce değerdir de. Çalışan işçiler gibi ama çalışan arkadaşlar bile bu alanda uzman. Sizi de tanıyalım arkadaşım. İsminiz nedir? Umur Bayram Kavak. Ben de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Ne demiştim ben ana arıları aldığım zaman? Bu işi teknolojik, bilimsel yöntemlerle üreten muhteşem bir şekilde bu ana arıları bize ulaştıran arkadaşlar dedik. İkisi de pırlanta gibi genç ziraat mühendisi arkadaşlar. Arkadaşımız aynı zamanda Devrim Hoca'dan, Muhsin Hoca'dan. Muhsin Hoca ile çok tanışma şeyim olmadı da Devrim Hoca ile çalıştım. Devrim Hoca ile çalıştınız. Bir de Kemal Sayal'ın yanında çalıştım biraz. O da tecrübeli. Burada bilgileri paylaşıp ana arı üretmeye devam ediyorsunuz. Evet. Burada anayı bulabildik mi abi? Ana arı biraz yemlik tarafına geçmişti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an arıları seviyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu ikinci turda şu anda ikinci ana arıda. İlk çıkan ananın yavrularını görebiliyoruz. İlk çıkan ana arı Buckfast. Yavru renklerinden anlayabilirsiniz. Evet. Bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar bu hafif böyle kepekli gibi olanlar yavru arılardır. Evet. Yeni çıkmıştır. Bilmeyen arkadaşlar olabiliyor arada. Bazen çok teknik konuşuyoruz. Bir tane arkadaşımız şikayet etmiş. Evet, bu bebek arı. Öyle bu sokmaz değil mi abi? Yok bunlarda. Evet. Bunlar tüylü bebek. Tüylü yapısından anlayabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda bakıcı işçi arı bunlar. Bakıcı işçi arı. Bunlar 3 gün sonra bakıcı işçi arı. İlk çıktığında kendi gözünü temizler. İlk gün 24 saat boyunca. Ondan sonra ikinci, üçüncü günde yoğun proteinli beslenecek küçük larvaları beslemeye başlarlar. Evet. Bundan sonra daha yaşlı larvaları besliyorlar. Peki hocam. Ondan sonra da ana arı beslenmesinde yardımcı olurlar. Bu arılar niye saldırmıyor bize? Niye sokmak istemiyorlar? Siz bunları ne derler? Sakinleştirici iğne mi yaptınız? Ne yaptınız? Yok. Karnıyol geneli. Buckfast da sakin bir arı. Damızlıklarımızdan ürettik. Damızlıkları da açabiliriz. Tabi sakinlik, hırçınlık bunlar genetik özellikler. Bundan dolayı arılarımız biraz sakin. Bunun için... Bir de kutuda küçük koloni de çok saldırgan özelliği göstermez. Bir de bakıcı işçi arı yoğunluğu da var. İzleyen arkadaşlar benim arıları biliyorlar. Ana nektar akımı olduğu için de zaten. Ya nektar akım var da benim arılar nektar falan dinlemiyor ya. Yani kıyafetsiz belki beni ilk defa bu kadar arıların içinde görüyorlar. Ben de sizden aldım anaları. İnşallah bizler de böyle sakin arılar elde ederiz. Sizin kovanlarınızda hangi arılar var? Ben de Muğla arısı. Bizimki Avrupa görmemiş. Anadolu arısı. Biraz gergin. Ya Muğla arısını değerli görmüş kendi kaynaklarımızda. Evet. Tabii Muğla arısıyla da çalışmalar yapıyor. Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği 2000 onlardan beri. Ya ben çok arı memnunum arıdan çalışıyor. Bal toplama kafesi şey olması ama belli bir süre sonra insanlar 500 kovana bakacakken biz 100 kovana zor bakıyoruz. Saldırganlık arı sokması baş edemiyoruz yani. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar buradaki bütün arıların anası diyebilir miyiz?
bir kısmının. Bir kısmının damızlık. Yani bu asla sokmaz diyemiyoruz. Yani böyle bir arı düşünebiliyor musunuz ya? Şu an hiç kıyafet yok. Yani bu Anadolu arısına yakın bir arı. Bu arının larvalarından alıp aşılama yöntemiyle ana üretimi yapıyorsunuz değil mi? Evet, aşılama bir de janter setiyle de bir kısmını üretiyoruz. Janter setini görebilir miyiz? Görebiliriz, şu an kurulu bir tane var. Bir açalım onu, ona bakalım. Arkadaşlar, bunun ismi neydi hocam? Bu Yaseng ana arı üretim seti. Buna başka bir şey daha deniyor, ne deniyordu ya? Janter diye. Janter, kal janter seti. Şeklinde. Ama bu kal janter daha farklı sistem. Sistem aynı, sadece malzeme kalitesi vesaire evet. Değişiyor. Şimdi arkadaşlar ana arı üretim setlerini gösteriyoruz. Ana arıları nasıl üretiyorlar? Bunda üretim yapıyor musunuz şu anda? Şu anda bunun içinde ana arı hapiste. Bu parçaları arkasına takıyoruz. Ana arıyı içeri hapsediyoruz. Sonra şuradan ana arıyı atıyoruz, bırakıyoruz. Peki hocam, bazen yumurtlamama durumu oluyor, sıkıntı oluyor. Şimdi burada önemli birkaç nokta var. Bunlardan birisi, bunun yüzü larvalı peteğe bakacak şekilde olması lazım. Nasıl abi? Yani bunun yüzü larvalı petekte olması lazım. Larvalı petek. Daha bunun teknikleri var. Bunu peki kullanırken nasıl kullanacağını nereden öğrenecek bu arkadaşlar? Bunu almak isteyen, kullanmak isteyenler. Yani bunu kullanan çok arıcı var. Satan firma da yardımcı oluyor. Biz yönlendirmesini de, yapıyorlar. Biz de yardımcı oluruz. Problem değil. Arkadaşlar duydunuz. Verdiğim numaradan. Bakın soruları sorabilirsiniz. Görebilirsiniz. Hmm. Arkadaşlar, kar janterinin içine yumurtaları atmış görüyorsunuz. Yaseng yavrum. Yaseng diye mi geçiyor? Evet, Yaseng. Kore malı bu. Kore malı. Bunun üreticisi kar janter mi, Yaseng mi yani? Yaseng. Yani şey mi? İcat edenler onlar mı? Tabii. Biz yanlış biliyoruz bunu. Ama şimdi farklı janter... Ya şimdi bu ana arı üretim setleri diye geçiyor. Karjanter'in de seti var, Nikot'un da seti var. Ha, o şekilde. Yaseng'in de var. Sizinki Yaseng. Çinliler de yapmış. Anladım. Şimdi burada önemli olan plastik ham maddesinin kalitesi. İşte anahtar bazen petek olarak algılamadığı için yumurtlamayabiliyor değil mi? Tabii. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Şimdi bunda mesela plastikte bir koku olmadığı için arıda verdiğinizde mum da örüyor. Mum ördüğünde de bu tamamen arı kokusu birbirine geçmiş oluyor. Bakın. Şöyle. Şu mum değil mi? Bu bir kısmını örmüş, bir kısmını örmemiş. Anladım. Daha net görebilirsiniz. Anladım. Firma da şu yüzeye bal mumu püskürtmüş. Arı hızlıca kabartabiliyor. Anladım. Peki başka ne türlü ana arı üretiyorsunuz, yöntemler? Başka puanlar açabilir miyiz? Açabiliriz. Başlatıcı kolonilerimiz var. Yalnız, bakalım meme yapmış olan varsa daha iyi olur. Yalnız başlatıcı koloniler anısız olduğu için onlar... Arkadaşlar, şimdi başlatıcı kovan, bitirici kovan, ana üretim setlerine geldik. Neden hemen kıyafet giydin diyeceksiniz. Arıcılığı bilen arkadaşlar beni hemen anlayacaktır. Anasız kovanlar arkadaşlar ne yaparsanız yapın saldırgan olur. Onun için güvenlik açısından kıyafetimizi giydik. Kovanlar genelinde sakin. Aşılama yöntemiyle ana arı üretimi yapılmış. Evet, transfer. Kaç günlük abi bu transfer? Şöyle bakalım. Bu dün attığımız transfer. İşte kontrol etmedik. Bakalım. Normalde silkelenmez ama. Onu soracaktım, silkelenir mi diye. Size göster. Bir de larvalar küçük. İşçarılar geri yerine koyuyor. Bunu dün attığımız transfer. Şöyle mum olanlar, tutanlar. Evet. Şu mesela tutmamış. Tutmayan yerine larva koyuyor musunuz? Açıp. Yok ama şöyle eğer çok boşluk olursa şunu şuradan çıkartıp tutanla değiştiriyoruz. Ama evet. Şu an bunun tutma oranları gayet güzel. Sadece 4-5 tane tutmamış. Peki kaç gün duruyor burada? Şimdi şöyle bunu biz burada 2 gün tutuyoruz. Sonra bir başka başlatıcı alıyoruz. Burada başka bir başlatıcı aldığımızda beslemeye tekrar devam ediyoruz. Daha çok sütle besliyorlar. Bu da daha büyük avantaj oluyor bizim için. Meme kapandıktan sonra besleme olayı bitiyor. Ondan sonra şey yapmıyoruz. Peki, bitiriciye alıyoruz. Bu süreçte bu başlatıcı bitirici kovanları nasıl besleme gelişmesi açısından neler yapıyorsunuz? Burada mesela sözünüzü o soruya da geçeyim. Hı-hı. Bu üçünde yaptığımız bir transfer 5 gün önce. Memeler tutmuş. Yani kapanmaya yakın. Şu açık ama birkaç tanesi hocam kapanmış. Şey diyeceğim.
Şimdi bu memenin uzun olması anaarının kaliteli olduğunu gösterir mi? Küçük memeden de kaliteli ana çıkabilir mi? Bu hep böyle. Çıkabiliyor. Yani aslında memenin uzunluğu, büyüklüğü çok bir şey ifade etmiyor. Yani bu bir tartışma konusu da. Şimdi ben bu alanda uzman değilim. Şöyle size Hazır sizi izleyeyim. yakalamışken bunu da öğreneyim. Buradan da arkadaşlara söyleyeyim bunu. Şimdi asıl iş ilk baştan beri bu bir süreç. Zincir şeklinde gidiyor kaliteli anaar üretimi. Evet. En başta eğer larva transferi yapıyorsanız çok küçük larvalarla başlamanız gerekiyor. Bir günlük, 2 günlük gibisinden. Ondan Yani o bahsediyorsun, değil evet, hatta böyle saatlik larvalardan falan alırsanız anaarının mi? kalitesi artıyor. Hatta bu konuyla ilgili Sayın Doktor Ali Korkmaz'ın bir çalışması var. Slaytlarında da hep Evet. bahseder. Mesela bir günlük larvada transfer almışlar. 2 günlük, 3 günlük de üretmişler. Anaarının sperm kesesinin çapı bile küçülüyor. Çünkü anaarı 5 gün arı sütüyle beslenecekken 4 gün besleniyor, 3 gün besleniyor. Bu da anaarın fizyolojisini etkiliyor. En basitinden sperm kesesinin çapı küçük olursa içine dolacak sperm sayısı da az oluyor. Sperm sayısı az olunca anaarının ömrü de o oranda değişiyor. Yani sadece Bu burada bitmiyor iş. Bunun bir bir transferde, aşamaları var. tabii Aşamaları var. transfer yaptıktan sonra küçük larvaları, ondan sonra başlatıcı koloniniz baskın olması gerekiyor. Şimdi mesela bunu 4 çıta yaptığımızda arı yayılıyor. Biz o yüzden 2 çıtada tutup arı toplansın diye, sıkışık olsun diye. Evet. Başlatıcı hazırlamanın da tabii birçok metodu var. Farklı metotlar var. Şimdi onlara girmeyelim. Video uzun olur, arkadaşlar sıkılıyor Şimdi sonra. burada ikinci önemli konu da besleme. Besleme, işte onu söyleyelim. Şimdi bizim burada hazırladığımız yoğun polenli kekler var. Protein katkılı kekler var. İşçi arının arı sütü üretirken ihtiyaç duyduğu şey protein. Evet. Arının da protein, doğal protein kaynağı polen. Diğer ek katkı besin maddeleri de var işte maya ekstrakları vesaireler diye. Onunla da besleme yapabilirsiniz ama biz yaş polen kullanıyoruz. Anladım. Bu yapıyoruz. Bir de transfer attıktan sonra sulu şerbet veriyoruz. Su ihtiyaçlarına gidersinler diye. Çünkü bu kovanlarda tarlacı faaliyetleri yoğun olmuyor. Genç işçi arı İşe baskın yarıyor olduğu mu sulu için. şerbet? Yarıyor tutma Yani oranlarını. Yani anladım. bu tutma oranı gördüğünüz gibi işe yaradığını gösteriyor. Anladım. Bakın işçi arı yoğun. Şimdi arkadaşlar, ben bu yılın başında anaarıyı değiştireceğim, artık bölme yapmayacağım dediğim zaman ne demiştim? Videomu izleyen benim sıkı takipçilerim hatırlayacaktır. Arkadaşlar, biz anaarıyı kendimiz maalesef zor üretiyoruz. Sabah gelirken uçakta bir kaynak okudum. Türkiye'de 7 milyon kovan var. Yaklaşık anaar üreticileri bunun %20'sini karşılayabiliyor. Bu da ne oluyor? Kalitesiz koloniler, kalitesiz kovanlar ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşımız Demet'ten beri anlattı. En başından aşamalarını, başlatıcı, bitirici, polenli şeyler, Bir tane beslemeler. bitiriciye geçip orada Bakalım, devam ona da bakalım. edebiliriz. Biz bu aşamaları sağlayamayacağımız için bu kadar kaliteli analar üretemiyoruz. Yani ne oluyor? Emeklerimiz boşa gitmiş oluyor. Onun için anaar üreticilerinden anaarı alırsak daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Geçen yıl bölme arılarla videolarım sürmüştü. Bu yıl da anaarlarla sürecek. Burada Onur kardeşimiz, yani arkadaşımız da burada normal ilkokul mezunu değil. Bu alanda çok iyi hocalardan eğitim almış bir ziraat mühendisi. Bize ders veren, bunu da tekrar hatırlatayım. Videoya buradan başlayanlar olursa. Söylediği sözler bilimsel temellere dayalı, kaynaklara dayalı. Şimdi hangi kovan abi bu? Bu bitirici olarak ayarladığımız analı bir kovan. Burada kaç gün duruyor arı? Anaaralı memeleri 5. günde 6. gün arasında artık memeler kapanıyor. Evet. Memenin artık beslenmeye ihtiyacı yok. Sadece sıcaklık ve neme ihtiyacı var. Bunu inkübatör ortamında da yapabilirsiniz. Böyle bitirici kovanlar da hazırlayabilirsiniz. Biz bunu da yapmamızın sebebi şimdi başlatıcı kovanlar anasız. Evet. Onlarda tekrar meme üretiyoruz. Bitirmeye yakın. Kapandıktan sonra da buraya alıyoruz. Arada ana ızgarası var. Tabii Üst altta kata görebilirsiniz. koyuyorsunuz. Bunlarda değişme yapmadık. Biraz iş yoğunluğundan dolayı birleştirme yapmadık. Bu şekilde bıraktık. Anladım. Peki burada kaçıncı gün ana kutularını alıyoruz? 10. günde memeyi ana kutusuna takıp 2 gün içinde de çıkıyor. Oraya geçebilir miyiz? Burayı kapatalım. Göstermek istediğin varsa gösterebilirsin. Mesela arı bunun üzerine çok fazla dolaşmaz. Gerek yok çünkü alttan
ısınan havada yukarı doğru çıktığı için ısıvenem Peki bozma çok olmuyor var. Mu? Yani altta ana var, üstte memeler var. Yok olmuyor. Bunlar da olsa bozar bunlar. Şimdi mesela bazı kovanlarda her kovanın huyu farklı. Bazen yapabiliyorlar. O kovanda o ana arı buna izin vermiyor. Ama bazı kovanlarda bunu mesela birkaç kere daha bitirici olarak kullandıktan sonra bunu başlatıcı olarak da kullanabiliyoruz. Bizim için daha büyük avantaj oluyor. Çünkü aşağıda ana arı faaliyeti devam ediyor. Biz üst katı da bitirici olarak kullanabiliyoruz. Anladım. Ama bunu her kovanda yapamazsın. Yine aynı bu kovanı beslemeye devam. Tabii besliyoruz. Şurup şerbet vermiştik. Şerbeti bitirmiştik. Evet, bitirmiştik. Şimdi memeleri 10. gün oldu. Ne diyoruz bu çiftleştirme kutularına? Tabii. Burada mesela anasını alıyoruz. Kafese koyuyoruz. Ondan sonra bir gün sonra veya birkaç saat sonra memesini takıyoruz. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Anacıların işaretidir bu. Evet. Bunu değiştirirseniz bayağı bir sıkıntı olabilir. Mesela buna meme takmışız. Çıkmış mı? Bakalım. Açmış. Şu uç kısmından düzgün çıkış yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Zaten petek kabartma faaliyetlerine devam etmişler ikinci turda. Burada göremedim. Çiftleşme ha burada. Evet, bu karnıyolun perna hattı. Biraz ufak olurlar çiftleşme öncesinde. Çiftleştikten sonra da ince uzun bir yapıları oluyor. Öbür tarafa geçti. Ha, ana şurada. Kovana geçince de daha da uzuyor. Bu çok istediğimiz kalitede biraz görüntü olarak şey görünebilir. Cılız. Ama ana kovanda birkaç ay sonra geçiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ana arılar üretime devam ediyor. Buradan buraya alıyor. Meme var, ana var, yumurtluyor, satışa hazır. İşte boş kutu vesaire bu şekilde. Tekrar söyleyelim abi. Bu neydi? Birincisi. Şimdi bu birincisi şurada. Memeyi taktık. Yok. İçi boş. Anayı aldık. İçinde meme veya ana yok. Memeyi takınca buraya alıyoruz. Anayı gördüğümüz zaman buraya. Yumurta attıktan sonra da buraya. He, burada da satışa hazır. Satışa hazır. Şimdi ana arı üretim bahsetmiştik kaliteyi. En başı da aslında bu işin erkek arı üretimi. Ne evet. kadar çok erkek arıyla... Şöyle konuşalım hocam, sesiniz gelmeyebilir. Ne kadar çok erkek arıyla çiftleşirse ana arı... Evet. Sperm kesesindeki sperm miktarı artıyor. Bu da ana arının ticari önünü arttırıyor. Onun için de erkek arı üretimine geçmek gerekiyor değil mi? İşte biz Şubat ayında yaklaşık 40 kadar kolonide erkek arı üretimini başlattık. Şu an var mı erkek gözü? Şu an var ama ilk turdaki erkekler çıktı. Ana arı yumurtlama faaliyetine o kovanda devam ediyor. İlk aşaması erkek arı, sonra ana arı üretiminde transfer, başlatıcı mekanikası, beslenmesi. Ana arı üretimine başlamadan önce ilk önce erkekler üretiyorsunuz. Onu mu anladın? Etapta erkek arı üretimine geçiyoruz. İşte arkadaşlar yine aynı şeye geliyoruz. Biz kendi videolarımızı, pardon video nerede çıktı ya. Kendi analarımızı üretirken kovandaki olan 3-5 tane erkek arıya güveniyoruz ve civarda arılar var diyoruz değil mi? Genelde arıcılar böyle diyor. Onların erkek arısı vardır diyor. Benim erkeğimiz ama genelde arıcılar erkekleri hasat ettikleri için erkek arılar maalesef kovanda yeterli sayıda olmuyor. Bir de her erkek arı kaliteli olacak diye bir şey diyor. Biz mesela beğendiğimiz kovanlara yoğun erkek arı ürettirerek onların genetiklerinden devam ettiriyoruz. Anladım. Bir de sabah şimdi çok da gelirken bir şeyler bayağı okuduk. Ana arının geni erkeğe birebir geçiyormuş tamamen. İşçi arıya %50-%50 kısmında. Tabii şimdi temel genetikte anne ve babadan gelen genler var. En 2 en oluyor. Evet. İnsanda da birçok canlıda da öyledir. Erkek arı da en kromozom. Sadece ana arının dövsüz yumurtasından meydana geliyor. Ana arının kopyası oluyor aslında erkek arı. Hocam bizim arıcılarımız çok uzun video izlemeyi sevmez. Şimdi arkadaşlarımız burada ana arı üretimi yapıyorlar. Ben bunun ana arılar, bu arkadaşların ana arılarını aldım. Kendi kolonime verdim. Yani şöyle sorular geldi. Güvenilir mi? Ne olur ne biter? Ben de görmemiştim. Dedik uçağa binelim gelelim yerinde görelim. Yerinde de gördük. Gayet başarılı. Teknik, teknolojik, bilimsel temellere dayalı üretim devam ediyor.
Şimdi alıp, bazı şeyler de var. Ya yani. Şey sorayım. Polis lafınızı valla kesiyorum, özür dilerim de. Sizden alır veya başkasından alır. Anahtarı alırken neye dikkat etmeli bu arkadaşlar? Bu kısaca bir şey söyleyebilir misiniz? Ya şimdi kafeste gelen anahtarda bir şey anlamaları çok güç. Yok şey olarak, mevsimsel olarak, gölge olarak, bal toplama yani. Ya şimdi erkek arıların tabii biz ne kadar ürettirmeye zorlasak da vesaire de ana arı mevsim şartlarına, doğa iklim koşullarına, kendi gücüne göre erkek arı üretiyor. Güney bölgelerimizde erkek arı biraz daha erken oluyor. Mesela Mayıs'ta çıkan ana arılar biraz daha güçlü olur. Ve polen akışı da önemlidir. Çünkü erkek arı kalitesi de erkek arı larva döneminde ne kadar güçlü beslenirse evet, o kadar güzel, güçlü erkek arılar meydana gelir. Sperm sayıları daha fazla olur. Yani bazen ana arıcılar Nisan-Nilk haftası ana arımız var diyebiliyorlar. Ya ilk turda çıkan ana arılar da kötüdür diye bir şey diyemeyiz. O mevsim şartları. Çiftleşme dönemindeki hava koşulları çok önemli. Evet. Yani yağmurlu havalarda hani bir iki, yani ana arı iki kere çiftleşme, üç kere çıkabilir. Ama hava şartları kötüyse fırsat bulduğunda bir kere çıkar, daha çıkamaz. Yeterince erkek arıyla çiftleşemez. O Mayıs ayında da olabilir, Nisan ayında da olabilir. Yani peki, elimizde olmayan şartlar çok fazla. Binlerce insan izleyecek. Yeterince elimizde ana arı var mı? Siparişleri karşılayabilecek misiniz? Yani üretiyoruz, çalışıyoruz. İnsanlar hizmet ediyor. Siz de gelin hocam şöyle. Deniz hocamız biraz utangaç. Ben şöyle ortanıza geçeyim. Arkadaşlar, ana arı üretim çiftliğini geldim, gördüm, sevdim, beğendim. Başka ne diyebilirim? İnşallah sizler de böyle kaliteli ana arı elde edersiniz. Yani buradan almanız önemli değil. Ana arı nasıl üretilir, nasıl yapılır? Bu arkadaşlar nasıl yapıyor onu gösterdim ben. Bu arkadaşları da tanıyın istedim. İkisi de çok değerli ziraat mühendisi arkadaşlar. Civarda çalışan abilerimiz de var. Şimdi onlara da çekim yapacağım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Onlar da çekirdekten bu arıcılığı yapan insanlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyi sezonlar, güçleriniz olsun. Bağlayamadım sonunu. Biraz şey oldu. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi.